Mersin Tarsus'ta, Hakkari Çukurca'da vatani görevini yaparken izinli olarak memleketine gelip burun ameliyatı olan 24 yaşındaki Ali Gencel ameliyattan sonra hayatını kaybetti. 24 yaşındaki Ali Gencel burnundaki et parçasının alınması için ilçedeki özel bir hastanede ameliyat oldu. Ameliyatın ardından servise alınan Gencel'in bir süre sonra kalbi durdu. Yakınlarının haber vermesi üzerine doktorların müdahalesiyle kalbi yeniden çalıştırılan Gencel yoğun bakıma alındı. Durumu ağırlaşan Gencel daha sonra Adana'nın Yüreğir ilçesindeki başka bir özel hastaneye sevk edildi. Gencel burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gencel'in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Tarsus'a götürüldü. Baba Cebrail Gencel oğlunun naaşını alırken konuştu. Baba Gencel ameliyatın ardından oğlunu kontrole gelmediğini söyledi. Cumartesi günü saat 11'de ameliyatı aldılar oğlumu. Saat 3'te ameliyattan çıktı. Çıktıktan sonra herhangi oğlumdan bir tepki yoktu. Hiçbir tepki yoktu. Sadece müşahede odasını aldılar. Normal odaya aldılar. Hemşire şeyi bağladı, serum bağladı. Hemşire kayboldu gitti. Tam bir saat benim oğlumun yanına hiçbir hemşire, doktor gelmedi. O zaman da yanında benim hanımımla o gelinim vardı, oğlumun hanımı. Hiçbir tepki vermeyince dili kilitlenmişti. Dilini, ağzı kilitlenmiş, dili içine kaçmış, dili çekti. Paniğe kopamış, doktora geldi. Oğlumun kalbi zaten orada durmuştu. Ondan sonra acil müdahale yaptılar. Yoğun bakıma götürdüler. Devlet günü akşama da benim oğluma bana bilgi vermediler. En son ben Sağlık Bakanlığı'na şikayet ettim. Oğlunun bir sağlık problemi olmadığını söyleyen baba Gencel, oğlunun sevk edildiği Tarsus'taki özel hastaneden davacı olacağını söyledi. Aslında davacıyım. Sapasağlamdı oğlum. Sapasağlamdı oğlum. Oğlum ağır işte çalışıyordu askere gitmeden önce. 80 metre yüksekte çalışıyordu. Kaynak montaj işi yapıyordu. Yabancı firmada çalışıyordu. Her altı ayda üç tek yapa giriyordu. Herhangi bir sağlık sorunu yoktu oğlumun. Neden dolayı ameliyat oldu burnundan? Burnundan etten nefes alamıyordu. Et bayağı büyümüştü, nefes alamıyordu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.